Günaydın dostlar. Yeni bir tura katılıyoruz. Bugün köpek balıklarını ve görebilirsek başka diğer balıkları göreceğiz. Belki bugün vatozu da görebiliriz. Vatozu da çok görmek istiyorum. Ama bugün asıl turun amacı hemşire köpek balıklarıyla yüzmek. İnşallah dünkü gibi olmaz. Bu kez denk gelebiliriz. Benim Maldivler'deki yaklaşık 14. günüm. Bu adadaki 4. günüm. Maldivler'e geldiğim ilk 6 gün her gün yağmur, fırtına, yağmur sezonu dediler. Çok korkuyordum. Allah'tan son bir haftadır her şey çok güzel gidiyor. Oo, altta da gördünüz mü? Evet, yeni sarı gördük. Oo, ne kadar güzeller. Şimdi köpek balıklarına geldik. Balinaları göremedik ama köpek balığını göreceğiz. Abi size bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok ilginç bir deneyim. Hani akvaryumda magyarımda değiliz. Denizin ortasındayız abi.
Ya benim gözlük su alıyor, şunun tadına varamadım ya. Sıktı mı dedi artık şey, kafam patlayacak kafatasın. Başka da yok. Bilmiyorum ne görüntü çekebildim ama köpek balığı benden tam not aldı. Dünkü de güzeldi de yani çok az temas vardı. Şimdi müsait bir yerde size bu hemşire köpek balıkları hakkında da biraz bilgi vereyim de bu video biraz böyle hem eğlence hem belgesel vari olsun. İki de bir şey öğretmiş olalım. Şimdi vatozlara geldik. Oo. Yeah. 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 Okay. Turn around. Wow. Abi hissiyat çok farklı. Ha köpek balığı da geldi. Don't touch. Yeah, don't touch. Vay. Oh, wow, lan kesti. Oh, so good. Abi. Köpek balığı GoPro'ydı. Lan GoPro'ya sürdü. Ne? GoPro'ya sürdü. Eyvah. Köpek balığı GoPro'ydı. That is very powerful. Yeah. Oha. Resmen gördü. Sesi duydunuz mu? Oha. He go for, it's go for eating. Nurse fish. Okay, everyone, please. Okay, coming. Elinde balık var ya, köpek balığı kovalıyor. It's coming, it's coming. Fast.
Aynı yavru köpek kovalar gibi. Gerçi bunlar da yavru. Çünkü bunlar 4 metreye kadar uzuyormuş. Bu 1.5 yok lan, bu da 2.5 falan var. Gerçekten ben yani bir sürü ada araştırdım. Bu işte en güzellerinden birisi Tadu'du. Hani oraya gittik ya, köylü olan. Ondan sonra bir de Vudu diye bir ada var. Orası çok çok uzak ve orada gece milyon tane plankton var sahilde ve ada çok güzel. Ondan sonra gördüğüm en güzel ada burası. Ama buraya gelmek şu an imkansıza yakın derecede. Çünkü buraya gelmek $200. Aslında tur aldık, $50 geldik. İlginç. Yine bir tur alayım, geleyim buraya, gitmeyeyim. Ben bir şey söyleyeyim ben. Ama şimdi buraya gel, $50 git, $50 $100 yapacak o zaman da. Çok güzel ada ya. Vallahi hayret ettirdi bir GoPro bana. Aa, sevdiriyor. Su almadı. Ya gördünüz mü, köpek balığı botozladı. Ana, köpek balığı çizmiş ekranı. Oha. Oha, o ne lan? Yazıklar olsun ya. Bakın okyanusun ortasındayız, okyanusun ortasında. Kim bilir nereden kalktı geldi. Abi şu beyaz kuşlar ne kadar güzel. Hey. Oğlum burası gerçek mi? Yok. Lan okyanusun ortasında koşuyorum ya. Oo, bu ada da ayrı güzel ya. Dünkü de güzeldi de bu da güzel. Abi gerçekten inanılmaz ya. Şu ana kadar kesinlikle Maldivler dahil gördüğüm en berrak, rengi de en güzel su. Ama biraz soğuk burası. Abi kameranın lensinde köpek balığı çiziği var. İnşallah ekrana gelmiyordu. Ulan ne kar iş geliyor başımıza bizim ya. Abi ben dün köpek balıkları, yani balina köpek balığına gittim ya. Bana orada bir şey oldu abi. Ben hayatta yardım istemezdim o normalde. Bir cesaretim gitti, şimdi korkuyorum sudan. Evet, lunch saati. Yemekte fried rice var. Severim ama artık sıkıldım. Yeter. Yeter artık ya. Vallahi yeter. Keşke balık verseler. Böyle normalde böyle bir yolculukta balık olması gerekir ama pilav yiyoruz iki gündür. Dün tavuk pilav yedik. Bugün Allah'ım sen ne güzelsin. Abi. Vallahi helal olsun çocuğa, ne diyeyim. Gerçekten Allah kabul etsin.
Gerçekten bugün Tatu'da kibisete bindiğim gün çok mutluydum. İnanılmaz keyif almıştım. Bir de bugün. Gerçek değil gibi ya. Gerçekten hakkını verdi bu tur. Gerçekten çok eğlendim. İnanılmaz keyfim, inanılmaz mutluyum. Son kez şöyle bir 360 derece size de göstereyim. Bu arada zaten karaydım, iyice yandım. Bu kadar yandıktan sonra artık Maldivlilere de benziyorum. Gerçekten harika bir yere geldik. Ayrılık vakti yaklaştı artık. Biz gidiyoruz, ayrılık saati. Gel İmam, gel. Ya tam bu aralar, bu arada tur bitti, adaya geldim. Bu aralar GoPro iyi çekmeye başlamıştı ne hikmetse. Ya da havalar açık, o yüzden belki. Şimdi gitti köpek balığı ısırdı resmen kamerayı. Kameramın önü şu an resmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra yukarıdan aşağı çizik. Arkası falan da çizik. Zaten bir de Nepal'de Everest'e çıkarken çatlamıştı. Çok komik oldu, kamera paramparça. Sahibinden köpek balığı ısırmış. Vallahi abi köpek balığı ısırdı. Yoksa diğeri düşürme çizdiği değil. Neyse, ilginç bir durum oldu ya. Kıyafetlerimi yıkamaya vermişim, onları almaya gidiyorum. Bu bölüm bence yeterince uzun ve bence yeterince güzel oldu. Bu bölümü burada bitirelim. Editlemesi de... Şöyle sokakları da göstereyim. Megafon çok yakındı, korktum bir an. Çok tatlı sokaklar var. Bugün videoda şey de vardı, onlar şimdi balayındaydı. Çok görseli almadım onları tabii ki. Türk çift. Şansa feribotta motor sesi var, anlamıyorum. Birileri Türkçe konuşuyor gibi. Ama uzun zamandır yollarda olduğum için hep benim böyle kulağıma birileri bir şeyler tırmalıyor. Sanki birileri Türkçe konuşuyor gibi ama oysa ki Hintçe Mintçe konuşuyor. Sonra motor sesi bir durdu. Abi baktım Türkçe konuşuyorlar. Çok tatlı bir çiftti. Akıllık etmişler. Bu adaya gelmişler. Gidip de otellere gitseydiniz, hem oteller dünya para, hem oradan bu turlara katılmak 3 katı, 4 katı, 5 katı. Bakın biz bugün sabahtan akşama kadar gezdik. 9'dan 4'e kadar neredeyse gezdik. Bir sürü yer gördük. İnanılmaz güzel deneyimler elde ettik. Ve bunlar için yemek de yedik. Bunlar için $50 ödedik. Evet, bizim paramıza vurunca biraz pahalı gibi ama yani böyle bir tecrübeyi bence yani değer. Dünkü tura $100 verdik. Balina köpek balığını 10 saniye gördük. Onun yanında o $100 diyorsa bu $5 bile derdi. Neyse, çok konuştum yine videonun sonunda.
Bir sonraki bölümde yine bir tura katılıyorum. Ama bu sefer daha çeşitli balıklar göreceğiz. Daha çok küçük balıkları göreceğiz. Akvaryum gibi yerlere dalacakmışız. Belki bizi yunuslara da yanına dalabileceğimiz bir yere götürecekler. Ayrıca kaplumbağaları doğal yaşam alanlarını da göreceğiz. Bu bölümde buraya kadar da izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz de beğen butonuna. Bu bölümü beğenmediyseniz de beğen butonuna basın. Masraflı bölümler çekiyoruz bu aralar, o yüzden bu videoların daha çok kişiye ulaşmasını isterim. Bu sefer maddi kaygıyla. Neyse, hoşça kalın, teşekkürler.